Değerli dostlar, herkese günaydın. Şu anda İzmir Sarnıç'ta bulunan Lions German Karavan'a geldik. Eşi benzeri olmayan demeyeyim ama Türkiye'de tek, dünyada özel yapım olarak dünyada sayılı karavanlardan biri olan Unimog Mercedes Karavan'ın YouTube çekimini yapmak için buradayız. Sabah sabah sizler için geldim. En kısa zamanda YouTube kanalımda paylaşacağım. İnanılmaz bir video olacak. Bu karavan kaçmaz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Evet Sertaç Bey, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi, siz nasılsınız? Vallahi bizler de iyiyiz. Sabah sabah gözümüzü burada açtık. Evet, iyi yaptınız. Firmanıza geldik. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Burada bir Unimog var ama. Evet, burada bir Alman tankı yatıyor. 3 ay boyunca ciddi bir emekle yapmış olduğumuz aracı bitirdik. Uğraştık, çok emek verdik ama gerçekten müthiş bir araç oldu. Özellikleriyle, modeliyle, donanımıyla, yapmış olduğumuz işçilikle, her şeyle beraber dört dörtlük bir araç ürettiğimizi düşünüyoruz. Aracımızın yapılan işlemlerden bahsedeyim ben size. Aracımız bir kere kabuk haline getirildi komple. Tamponlar, demir aksamlar komple kumlandı. Yeniden statik bir şekilde boyandı. Araç kumlandı, bu renge boyandı. Araç bize geldiğinde sarı renkteydi. Evet. Biz bu renge boyadık. Araca özel bir kasa yaptırdık. Alüminyum kompozitten. Bu kasa soğuk iklim şartlarına ve yol şartlarına çok dayanıklı bir kasa. Sonra sizin de görmüş olduğunuz gibi aracımıza birçok off-road ve ekstra donanımlar yaptık. Aracımızın mazot tankını da biraz daha büyüttük. Yukarıya aracın tam üstünde bakın görüyorsunuz bir pop-up çadır yaptık. Orada iki kişi çok rahat bir şekilde konaklayabilecek bir çadırımız var. Yatak alanımız var. Güvenlik kamera kayıtlı güvenlik kamera sistemimiz var. Dış aydınlatmalarımız var. Kar kum paletimiz var. Burada dışarıda duş almak için bir alan oluşturuyoruz burada. Alanımız oluşuyor. Buralarda ne oluyor acaba bunlar? Burası saklama alanları. Saklama alanlarımız var. Burada da galiba. Bunlar da mı saklama alanları? Burada saklama alanımız değil. Burada aracımızın elektronik donanımı aktif hale getiren bir şalter var. Evet, şalterimiz var. Evet. Burada aracımızın akülleri var. Evet, burada yine bir saklama alanımız mevcut. Burada saklama alanımız mevcut. Saklama alanı bayağı var dıştan. Bayağı, tabii. Evet. Çünkü bu araçlarla uzun süre tatil planlanacağı için aracın içinde de fazla bir alan olmadığı için eşyalarını müşteriler, daha doğrusu misafirler araçlarının eşyalarını buraya koyuyorlar. Yukarı çıkmak için bir merdivenimiz mevcut. Yukarıda zaten çıkacağım, göstereceğim değerli dostlar sizler için. Şöyle buradan devam edelim yine devam aynı edelim. Yerden. Yedek lastik aparatımız burada. Yine burada da geniş bir tentimiz var, çadırımız vurup. Buradan buraya kadar bu şekilde devam edip buraya kadar açılıp çok ciddi bir alan yaratıyor bize. Burada geniş bir gölgelenme, güneşten korunma, yağmurdan korunma alanı oluşturuluyor. Yine burada saklama alanlarımız burada da arkadaşlar biraz önce gördünüz. Aracımızın iç kabini, aracımızın ön kabini. Şimdi içine herkes çok merak ediyor. İçine gireceğiz. Evet. İçi de ön kabinde, yani karavan kabinde, ön kabinde birbirinden ayrı. İsterseniz ön tarafından başlayayım. Ön kabini gösterelim isterseniz. Tamamdır, buyurun. Şöyle. Başlayalım. Hemen buradan şöyle bir ön kabine girelim arkadaşlar. Gündüz olduğu için çok net belli olmuyor ama aracımızda yıldız tavan sistemi var. Yıldız tavan sistemi var arkadaşlar. Koltuğa oturdum. Koltuk şu anda havalı galiba bu koltuk. Havalı, hemen kalkmaya başladı. Bel destekli ve koltuklarımız ısıtmalı. Isıtmalı. Evet. Arka görüş kameramız. Evet. Aracımız triptonik şanzımana sahip. Şu arkayı da bakın arkadaşlar, yıldızları görüyorsunuz. Yıldızlar yanıyor şu anda. Arkada da rahatlıkla 3 kişi oturabilir. Tabii. Aracımızda klima da mevcut. Sıcak soğuk klima da mevcut. Sıcak soğuk klima da mevcutmuş. Şöyle gösterelim. Direksiyonumuz hakiki deri kaplandı. Evet, şöyle direksiyonumuzu da gösterelim. Hakiki deri kaplanmış. İçi güzel. Yani rahatlıkla 5 kişilik bir aile için. Tabii. Rahatlıkla binebilirler 5 kişilik bir aile. Evet, çok rahat konaklayabilirler. Burada da bu arada arkadaşlar yapım aşamasında olan karavanlarımız var. Bitmiş olanlar da var. Ama biz bugün Unimog için geldik. Buyurun. Siz buyurun önden. Peki. Sertaç Bey. Evet, merdivenden şu anda içine doğru çıkıyoruz. Biz araca da sabah bir ormanlık alanda, topraklı alanda bir çekim yaptık. Birazcık aracımız kirlendi. Bizde biraz ayaklarımız falan battı ama gerçekten çok keyifli kullanması. Özellikle toprak alanda, çamurlu alanda, yani
Unimork'un o gücü torku, evet, orada aynen, çok fazla hissediyorsunuz. Buradan başlayalım Sertaç Bey. Evet. Evet, aracımızda çift gözlü bir elektrikli ocak var. Çift gözlü elektrikli ocak. Evet. Burada TEDFORT'un meyvesi var. Aracımızda gaz tesisatı kullanmadık. O yüzden aracımızda turma kombi dizel mevcut. Tamam. Buradaki... Benim çok hoşuma giden, evet. Evet. Buradaki basınçlarımız bizim yurt dışından, Almanya'dan getiriyoruz bunları. Bunlar Türkiye'de çok bulunmuyor. Evet. Buradaki menteşelerimiz tamamen kromdur. Marin tipidir. Burada geniş. Bloom'un aksesuarlarını kullanıyoruz. Bloom makaslar. Evet. Burada böyle bir şişelik gibi bir göz yapıldı. Buradaki alanı değerlendirmek için. Tezgahımız İreko. İreko ağacından yapıyor. Tezgahımız çok güzel, evet. Evet. Aracımızın enerji dolabını buraya yerleştirdik. Bu aracımızda 3000 wattlık bir invertör. 400 amper özel ölçü lityum bir batarya. Tabii DC-DC, MPPT'ler, redresörler, transfer switch'ler, evet. Full bir paket bir elektronik sistemine bağlı. Bu aracımızda 4 tane, tanesi 230 watt olmak üzere full black güneş panelleri var. Halkart teknoloji. Bayağı iyi. Orada hem sinekliklerimiz hem perdeklerimiz var. Ocağımız. Burada hep saklama yeri galiba burası da, değil mi? Evet, orada da saklama. Bu da çok güzelmiş. Evet. Rampada olduğu için aşağı doğru kayıyor arkadaşlar. Evet, evet. Ama frenli sistem. Evet. Şöyle. Burada kumanda panelimiz burada. Şartellerimiz. LED'lerimizin aç kapa düğmeleri. Hidroforlar. Bu arabada iki tane su depomuz mevcut. Evet. İki tane de giriş tankımız mevcut. Aracımızda 160 litre bir buzdolabımız mevcut. Evet arkadaşlar. Evekul. Evet. Bu da Alman firması olması lazım. Evet, evet, öyle biliyorum. Sekop, evet. Kompresör. Yani biz bu buzdolabından gayet memnunuz. Yo, çok güzel. Evet. Ben zaten Berkant Bey'i de tanıyorum kendilerini. Evet. Burada bir yatak alana dönüşebilen bir masa ayağımız var ama biz bu masayı yatak olarak değil de yatağı burada kullanıyoruz. Buradan. Ha, öyle de kullanabiliyorsun. Evet, evet, yani yatak oluyor. Komple. Arkadaki parçalar gidiyor. Burası çok, iki kişinin çok çok rahat yatacağı. Çok rahatlıkla yatağı. Üç kişi bile zorlasanız rahat bile yatabilecek bir alanda. Alana sahip burada. Yine burada banyomuz mevcut. Banyomuzun tabanı Koryen. Dışarıdan baktığınız zaman arkadaşlar şimdi küçük gibi gözüküyor ama yani ben banyoyu gördüm. Şöyle göstereyim size. Banyonun ışığı dokunmatik galiba. Evet, evet. Şöyle dokunmatik açalım. Bayağı bir geniş arkadaşlar. Rahatlıkla banyo yapabilirsiniz. Kasetli tuvalet galiba. Yok, o kompost verecek. Kompost yerli bir notlarda. Tamam. Şöyle göstereyim. Geniş bir banyo. Evet, banyomuz gayet geniş. Aynen, geniş. Mutfak alanımız aslında geniş yani. Mutfak şöyle, alanı da geniş. Bugün, yani şu alana şöyle bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Aynı bakın. Kadar bir mutfağımız hemen hemen bence var. Yani burada iki kişi rahat bir şekilde burada yemeğini yapan, burada bir şeyler rahat rahat doğrayıp tamamlayabilir. Şöyle baktığımızda evet arkadaşlar. Hemen burada da bir kontrol panellerimiz var. Evet, burada da, burada da. Bu şekilde. Evet. Bu arabada otomasyon ya da dijital gösterge paneli kullanabilirdik ama bu tarz araçlar daha problemsiz ve çünkü bu tarz araçları kullanan müşteriler, off-road yapan müşteriler daha çok dağ tepe, yani kimsenin olmadığı yerlerde, aynen, vakit geçirmeyi seviyorlar. Tabii orada daha uzun ömürlü ve daha pratik ürünler tercih ediyoruz ki, aynen, müşteri problem yaşadığı zaman kendisi bile bir şekilde çözebilsin. Evet. Çok burada otomasyon tarzı araçlar, evet, şeylere bu tarz araçları yapmıyoruz. Evet. Burada 12 volt herhalde. Evet, 12 volt. Buzdolabımız. Evet. Burada da 12 volt televizyonumuz var. Evet. Yine sineklikler ve perdeler mevcut. Evet. Değerli dostlar. Burada hemen bir prizimiz ve USB girişlerimiz var. Evet. Bu yukarıda da yıldızlar yanıyor mu? Yok, bu aracın bu kabinde yok. Ön tarafta yıldızlarımız yanıyor. Burada da gördüğünüz gibi saklama yerlerini de gösterdim değerli dostlar. Şöyle hemen saklama yerlerimiz. Oturma grubu şöyle baktığımızda rahatlıkla burada iki kişi, bir kişi şöyle, iki kişi öyle oturur. Ortalama beş kişi rahatlıkla oturabilir ki, evet, hatta buraya bir masa, sandalye koysalar, evet, altı kişilik güzel bir yemek de yenilebilir burada. Evet. Değerli dostlar, içini şöyle gösterelim. İçi gerçekten benim çok hoşuma gitti. Buradan merdivenden yavaş yavaş inelim. Sertaç Bey, ağzınıza sağlık ama evet, gerçekten evet, yani bu karavanı biz çok beğendik. Ya şimdi şöyle, bu araç çift kabin olmasıyla zaten sınırlı sayıda oluyor çift kabinler. Daha çok tek kabin bu araçlardan bulunabiliyor. Evet. Çift kabin bir araçta da bu şekilde donanım yapmak
Bizi burada gerçekten çok keyifli aynen bir iş yaptırdı bize. Su girişi miydi bunlar? Evet, iki tane depo. İki tane depo var demişiz. Evet. İki tane giriş. Böyle bir karavan. Şu anda iddialıyız diyorsunuz. Türkiye'de tek, dünyada sayılı özel. Sayılı statüsüne giriyor bu karavan. Yani tabii koltuk ısıtmak, içerideki kliması, ondan sonra hakiki deri döşemeler, yıldız tavan, papak çadır. Ha, papak çadırını gösterelim Sertaç Bey. Şu yandan ben çıkayım, bir papak çadırını göstereyim şöyle. Tamam. Şöyle papak çadırını. Değerli dostlar, şu anda papak çadır da burada. İki kişi de rahatlıkla burada yatabiliyor. Şöyle size göstermek istedim. Aracın üstüne çıktım. Hemen buradaki güneş panellerini de görün istedim. Güneş panelleri. 4 tane güneş paneli var. Şöyle. Üstünde sizler için gösterdik. Sertaç Bey, gerçekten şu anda size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Güzel bir anlatım oldu. Karavanı da güzel yapmışsınız. Emeğinize sağlık. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bol müşteriler diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok abone olmayı ve YouTube'dan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Evet. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere bir dahaki güzel, daha enteresan, daha güzel karavanlarda görüşmek üzere. Biz çünkü daha çok proje araçları üreten bir firmayız. Evet. Bulmoklar, varyolar, yani bu tarz araçlar, hamur jeepler falan da üretiyoruz. O zaman hamur jeep için söz alıyorum size. Tamam. Geldiği zaman kesinlikle çekimini yapıyoruz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Tamam. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Sağ olun.